Her zaman olduğu gibi hem Türkiye hem dünya gündeminden önemli haber başlıklarını ve verileri sizlerle paylaşacağım ve tabii ki bunların piyasalara ve ekonomiye yansımalarını konuşacağız arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz önemli haber başlıkları var bunların hepsini teker teker değerlendireceğim ama öncelikle bir özet yapalım isterseniz bugünün en önemli haberi elbette gelen işsizlik verisiydi ancak hangi işsizlik verisi? 12.2 mi 29.1 mi? Arada dağlar kadar fark var. Bunun ayrıntılarını ve piyasaları etkilerini özellikle Türkiye ekonomisine etkilerini konuşacağız arkadaşlar. Öbür taraftan 1.9 trilyonluk paket Geçti geçecek temsilciler meclisine geldiği an itibariyle artık geçecek ve gündeme damgasını vurmaya başlayacak. Özellikle altın cephesindeki sert yükselişleri göreceğiz. Nitekim 1720'nin üzerine kendisini atan, ufak ufak hareketlenmeye başlayan bir altın fiyatı görüyoruz. Öbür taraftan dolar endeksi de 92'nin üzerinde tutunamadı, 91'e geldi. Zaten Türkiye'deki bu geri çekilmenin temelinde de bu yatıyor. Ancak şunu da söyleyeyim arkadaşlar, dolar endeksi ne olursa olsun Türkiye'deki dolarda hafif geri çekilmeler yaşanacak, ardından hızlı yükselişlerine devam edecek. Önce 780 kırılacak, 790-95 aralığı görülecek. Ardındansa 848 50'ye gelecek. Burada da kısa bir süre kaldıktan sonra çift tane rakamlara doğru giden bir dolar kuru göreceğiz. Buna bağlı olarak Euro'nun sterlinin de yine yükseliş eğiliminde olduğu dikkat çekici olacak. Bir başka önemli mesele tabii ki Türkiye'nin CDS arkadaşlar 300'ün altı zorlanmıştı, 298 295 seviyeleri görülmüştü ve sonrasında tekrar yükseliş eğilimine girdi. Bugün şu saatler itibariyle de 3 329 seviyesinde. Yani Türkiye'nin risk primi her geçen gün biraz daha yükseliyor. Tabii ki bunun temelinde Merkez Bankası'ndan beklenen faiz arttırımı var. Yabancı kuruluşların beklentisi gerçekleştirilmezse yani 100 bas puan minimum maksimumda 200-250 bas puanlık bir faiz arttırımı olmazsa görünüz, bakınız ve beni bir kez daha anlayınız diyeceğim sizlere. Çünkü bu CDS 400'ün üzerine kendisini atı atıverecek. Öbür taraftan ham petrol 64 dolar seviyesinde 64.67 dolardan işlem görüyor. Diğer taraftan tabii ki Brent petrol de 66 67 dolar seviyelerinde geziyor. Peki doların bu yükselişi gerçekçi mi ve devam edecek mi yükseliş? Buradaki kritik mesele Amerika'daki stoklar arkadaşlar. Petrol stokları rekor artış gösteriyor. Bugün de yine petrol stokları artmaya devam etti. Dolayısıyla arkadaşlar bu kadar yüksek stok değerleri bize korkutan bir işaret veriyor aslında geçen sene olduğu gibi. Geçen senede biliyorsunuz çok hızlı bir şekilde stoklar dolmuştu ve vadeliler geldiğinde petrol konulacak yer bulunamadığı için eksi negatif ortama gitmek zorunda kalmıştı petrol fiyatları ve 60'lı seviyelerden bir anda 20 doların altına kadar düşmüştü. Öyle bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. Aman ha dikkat diyorum petrol fiyatlarındaki. Bu seviyeler bir miktar beni korkutuyor açıkçası. Ha üretimde bir hareketlilik olacak. Pandemi bitecek. Pandemi bittiği zaman ekonomiler rahatlayacak, tüketim artacak. Buna bağlı olarak Petrol tüketimi de artacak tezi de var elbette ve buna bağlı olarak petrol fiyatlarının yükseldiği de söyleniyor ancak arkadaşlar dediğim gibi bu pandemi ile ilgili hala önümüzü net bir şekilde görebiliyor değiliz. Öbür taraftan mesela İngiltere'deki mutasyonun çok daha tehlikeli ve öldürücü olduğu konuşulmaya başlandı. Acaba önümüzdeki dönemde dünya dengeleri oturtabilecek mi yoksa tekrar pandemi dalgasıyla ekonomik dengeler daha da bozulacak mı? Bütün bu verileri çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla riskler devam ediyor arkadaşlar. Velev ki pandemi bitse bile bu seferde başka bir sorunla karşı karşıya kalacağız. Yani azaltma öfkesiyle karşı karşıya kalacağız. Aynı 2013'te Bernanke'nin "Artık varlık alımlarını yavaşlatıyoruz." demesiyle birlikte ortaya çıkan öfke gibi ve buna bağlı olarak da finansal piyasalarda çok ciddi hareketlilikler görülmüştü o dönemde. Hisse senedi piyasalarından çıkışlar olmuştu, altın fiyatlarında sıçramaları olmuştu vesaire. Dolayısıyla arkadaşlar, öyle bir dönemde konuşuluyor şu an itibarıyla. Bu da şu demek Pandemi yavaşlarsa bu sefer ekonomik riskler nedeniyle piyasalarda çok sert çalkalanmalar olacak. Bu tür çalkalanmalar da yine fiyat istikrarsızlığını beraberinde getirecek, dünyada işsizliği hakim kılabilecek, hatta kıtlık ekonomisi yaşanabilecek. Dolayısıyla arkadaşlar tüm tüm gelişmeleri ve verileri mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalışıyorum ve bütün ihtimalleri konuşmaya çalışıyoruz. Şimdi gelin hadi işsizliği konuşalım biraz. İşsizlik bize ne diyor? Hangi işsizlik? %12.2'lik normal işsizlik mi? TÜİK'in her zaman bizlerle paylaştığı işsizlik mi? Yoksa her türlü ihtimalin içine yerleştirildiği yani iş bulmaktan umudunu kesenlerin potansiyel işçi olan ama iş bulamayanların ve tabii ki işkur vesaire gibi kurumlara başvurup resmi işsiz olanların toplamı olan %29.1'lik genişletilmiş işsizliği mi baz alacağız? Elbette %29.1'lik genişletilmiş işsizliği baz alacağız arkadaşlar ve bu korkunç bir rakam. Yani Türkiye'de her 3 kişiden birisinin işsiz olduğu anlamına geliyor. Nitekim genç işsizlere baktığımızda orada da %24.7 rakamını görüyoruz arkadaşlar. Mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizliğe baktığımız zaman %14'ün hemen kıyısını görüyoruz. Tarım dışı işsizliğe baktığımız zaman %16'ların seviyesini görüyoruz arkadaşlar. Yani nereden bakarsanız bakın Türkiye'de çok ciddi bir işsizlik ortamı var ve bunun temelinde de üretimsizlik var aslına bakarsanız. Yani Türkiye'nin üretmiyor olması, ithal odaklı bir mekanizma ile ekonomiyi yönetiyor olması sadece enflasyonu patlatmıyor, aynı zamanda işsizliği de patlatıyor gördüğünüz gibi. %29.1 dile kolay arkadaşlar söylemesi kolay ama Az buz bir rakamdan bahsetmiyoruz. Yüzde 12.2 rakama baktığımız zaman Türkiye'deki işsizlikte karşımıza 3 milyon 800 bin kişi çıkıyor arkadaşlar. Evet, 3 milyon 800 bin kişi, yüzde 12.2 baz alındığında, yüzde 29.1 baz alındığında ise bu rakam bir anda 11 milyon kişinin üzerine çıkıyor ve Türkiye'de 11 milyon kişinin işsiz olduğunu görüyoruz. Çalışan nüfusun üçte birinden bahsediyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu çalışma potansiyeli olan kesimin üçte birinden bahsediyoruz. Korkunç bir rakam bu. Dünyanın pek çok ülkesinde böyle bir rakam şu anda yok. Hele ki bu rakamlar gelişmiş ülkelerde görülse o hükümetler istifa etmek zorunda kalır. Trump'ın seçilememesinin en temel nedenlerinden birisi de bu. Hayır siyaset falan yapmıyorum, gerçekleri konuşuyoruz arkadaşlar. Onun için ısrarla söylüyoruz size dövizi baskılamak, doları baskılamak tek kriteriniz olursa işte vatandaşınız işsiz kalır ve yoksullaşır. Yoksulluk sınırı 10 milyonun üzerine doğru gidiyor arkadaşlar. Evet 10 bin TL'nin üzerinde bir yoksulluk sınırı var ve Türkiye'de pek çok kişinin evine 10 bin liranın girmediğinde çok net bir şekilde görüyoruz. Biliyoruz. Ancak biz makroekonomik risklerimizi arttırırken ısrarlı bir şekilde uluslararası risklerimizi de arttırmaya devam ediyoruz. Akkuyu nükleer santrali çok itiraz edilen konulardan birisiydi biliyorsunuz. Nitekim ben de itiraz ediyorum. Çünkü dünya nükleer santrallerden kaçmaya, uzaklaşmaya çalışırken biz yeniden keşfediverdik o alanı. Nükleer santral yapacağız, yapacağız diye ısrar ettik. Burada tabi Rusya ile ilişkileri düzeltmek de vardı. Biliyorsunuz Rus uçağı düşürüldükten sonra tekrar... Her ilişkileri düzeltebilmek adına Ruslara elimizden geldiğince bir yen şey verdik. Bunlardan birisi de Akkuyu Nükleer Santrali'ydi arkadaşlar. Bugün 3. ünitenin temel atma töreni gerçekleşiyor. Bu ne anlama geliyor? Türkiye-Rusya ilişkilerinin tüm sıcaklığıyla devam ettiğini gösteriyoruz batıya. Hem Avrupa Birliği'ne hem Amerika'ya. Oysa hem Avrupa Birliği hem Amerika Rusya'ya şu anda yaptırım uyguluyor biliyorsunuz Rus muhalif nedeniyle. Dolayısıyla aslında Türkiye'de Amerika ve Avrupa Birliği'ne rağmen Rusya ile ilişkilerini güçlü tuttuğunu gösteriyor. Ha olabilir bu bir tercihtir kabul edilebilir bir şey Türkiye elbette Rusya ile işbirliği yapabilir bu kendi iç meselesidir vesaire bunları kabul edebiliriz ancak Türkiye olası kendisine yaptırılacak yaptırımları da göze almak zorunda bu saatten sonra. Bakın S-400 meselesi örneğini sürekli olarak konuşuyoruz. S-400'de ısrar ettik. S-400 bizim vazgeçilmezimiz dedik. Bugün ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Girit formülleri aranıyor. Kapalı kapılar arkasında başka başka formüller konuşuluyor. Ama Amerika şunu söylüyor. Hayır kardeşim kapalı kapılar ardında değil aleni olarak S400'ü iade edeceksiniz ve özür dileyeceksiniz. Hem bizden hem NATO'dan hem Birleşmiş Milletler'den. Dolayısıyla Türkiye'yi her anlamda köşeye sıkıştırmaya çalışan bir Amerika, bir Avrupa Birliği tablosuyla karşı karşıyayız ve işimiz bundan sonraki süreçte çok zor arkadaşlar. Biraz önce söylediğim gibi makroekonomik sorunların yanına bir de uluslararası sıkıntıları koyuyorsunuz ve uluslararası sıkıntıların arasında katsa yaptırımları gibi çok sert bir konu da var. Bu yaptırım Venezuela'yı darmadağın etti arkadaşlar. Bakın Venezuela 200 yıllık tarihinde ilk kez 7 haneli bir para basıyor. 1 milyon pezo basıyor. Evet Venezuela pezosu basacak 1 milyon tarihinde ilk kez. Bunun temelinde ne var arkadaşlar? Amerika'nın Venezuela'ya uyguladığı yaptırımlar var. Ve bu 1 milyonluk pezoyla Hiçbir şey alınmıyor. Ancak bir bardak kahve alabiliyorsunuz. Onun için çok sıkıntılı bir sürece doğru Türkiye'de sürüklenebilir. Biz bu uyarıları yapmaya çalışıyoruz. Öbür taraftan kasayı boşaltmışsınız. Bugün Sayın Erdoğan 128 milyar 128 milyar diye soruyorsunuz. Yerinde duruyor dedi. Oysa yerinde durmadığını hepimiz biliyoruz. Sadece biz değil bütün uluslararası kuruluşlar da biliyor. Eksi 50 milyar dolarlık bir rezervden bahsediyoruz. Merkez Bankası tamamen sıvat borcuna batmış durumda. Sıvaplar bugün olmasa bir anda Merkez Bankası'nın dibi boyladığını göreceğiz. Dolayısıyla... 128 milyar niye soruyorsunuz demek yerine aslında Merkez Bankası'nın rezervlerini kalıcı bir şekilde toparlamanın yolu aranmalı. O vatandaşı ters köşe yaparak olmamalı. Evet Merkez Bankası'nın rezervlerini doldurmak istiyorsa eğer Türkiye Cumhuriyeti mutlaka üreten bir ülke olmak zorunda. Üretecek, satacak ve buradan elde ettiği gelirle Merkez Bankası rezervlerini dolduracak. Ama bunun tersini yaparsanız, ithal odaklı olmaya devam ederseniz, Çin'den bile daha daha fazla buğday ithal ederseniz işte o zaman Merkez Bankası rezervlerinizi boşaltırsınız. Ya da ekonomik reformlar yapmak yerine finansal kaygılarla hareket etmeye devam ederseniz yani parasal kaygılarla ekonomiyi düzelteceğinizi sanırsanız işte dün 128 milyar doları harcarsınız. Bugün de faizlerinizi %17 seviyesine getirirsiniz. O bile yetmez. Goldman'ından Citi'sine kadar uluslararası tüm kuruluşlar Merkez Bankası'na faiz arttır, faiz arttır baskısı yapmaya devam Devam ediyorlar. Eğer ki Merkez Bankası bu toplantısında herhangi bir faiz arttırımı yapmazsa siz görün o zaman şenliği arkadaşlar. Doların nasıl koşup gideceğini görün. Ha faiz arttırımı yaparsa ne olur? Reel sektörü ve Türkiye ekonomisini daha da köşeye sıkıştırır. Bir tarafta yüksek kur, öbür tarafta yüksek enflasyon ve tabii ki aynı zamanda yüksek faiz ortamına sokar Türkiye'yi. Zaten soktu daha da dibe götürür arkadaşlar. Arttırılacak faizler kuru düşürmeyecek, enflasyonu düşürmeyecek. Aksine yükseltmeye devam edecek, ekstra maliyet oluşturmaya da devam edecek. Peki bu yükselen faizler kime yarayacak? Türk vatandaşlarına mı yarayacak? Elbette hayır, yabancılara yarayacak. Yabancılar yüksek faizlerle kısa vadeli vurkaçlarını yapacaklar ve sonrasında doları her seferinde zıplatarak buradan kaçmaya devam edecekler. Onun için arkadaşlar bu para politikası oyunları kısa vadede işe yarıyor gibi gözükse de uzun ve orta vadede çok büyük sıkıntılar doğurur. Bunu defalarca söyledik, söylemeye de devam edeceğiz bu hatadan Dönülene kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde olduğu gibi 1928-38 aralığında olduğu gibi kendi kaynaklarıyla üreten bir ülke olana kadar bunları ısrarlı bir şekilde söyleyeceğiz. Bakın kendi kaynaklarınızla üretim yapmazsanız işte işsizliğiniz patlar bir anda %29.1 seviyesine çıkar. Kendi kaynaklarınızı üretim yapmazsanız Merkez Bankası rezervinizi boşaltırsınız. 40 milyar liralık ihtiyat akçenizi bitirirsiniz. Çiftçinizi icralık yaparsınız. Her gün yüzlerce hatta binlerce esnafınız kepenk kapatmak zorunda kalır ve siz hiçbir şekilde kasanızı dolduramazsınız. Hazineniz açık verir, bütçe büyük bir açık verir. 130 milyar lira açık vermişiz geçen sene. 130 milyar liralık faiz giderimiz var. Bu sene 245 milyarlık bir açık bekleniyor. Muhtemelen sadece 245-250 milyar liralık bir faiz giderimiz olacak arkadaşlar. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman ekonomide yapılan hataların ne kadar büyük olduğunu bir kez daha görüyoruz. Ve bunun yanında bir de Türkiye'deki fırsatçı zihniyet var arkadaşlar. Bakın bunu Merkez Bankası araştırması bugün itiraf etti. Nedir o itiraf onu paylaşayım sizlerle. Diyor ki Merkez Bankası konut kredilerindeki bir puanlık düşüş. Evet bir kez daha söylüyorum. Konut kredilerindeki bir puanlık düşüş konut fiyatlarındaki %2.1'lik artışa denk geliyor diyor. Yani Merkez Bankası faizleri 1 puan indirdiği zaman bizim uyanık müteahhitler %2.1 oranında fiyatlarını arttırıyorlar. Bunu da gördük zaten biliyorsunuz. %8 civarına kadar çekildi faizler. Bir anda ev fiyatları %30'un üzerinde artış kaydetti. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olamaz. Olduğu anda devlet hemen devreye gider ve regüle eder. Bu tür fırsatçıların hemen önünü keser. Bizde ise bu tür fırsatçılar teşvik ediliyor. Bak biz faizleri indireceğiz. Siz de bir an önce fiyatlarınızı yükseltin. Kime hangi fiyata nasıl çakarsanız çakın mantığıyla hareket ediyorlar. Bu zihniyet bu kafa olduğu sürece zaten ülkenin ayağa kalkması mümkün değil ve Türkiye'deki gelir dağılımının düzelmesi de mümkün değil. Son olarak rakamlarla da bitirelim isterseniz. 1561 puan seviyesinde bir borsa endeksi görüyoruz. Valla söyleyecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Gülmekten başka hiçbir şey söyleyemiyorum. Çünkü bir tarafta şirketler çok zor durumda. Öbür tarafta banka batıkları şu anda çok fazla görünmese de her geçen gün artarak devam ediyor. Bunu net bir şekilde biliyoruz ve görüyoruz. Bir başka konu Türkiye'nin ekonomisi her geçen gün biraz daha bozuluyor ve bizim borsamız şahlandıkça şahlanıyor. Pozitif olarak diğer borsalardan bile ayrışıyor. Bunu anlamak mümkün değil ama yükselsin bakalım nereye kadar gidecek hep birlikte göreceğiz. Dolar 7.53 seviyesinde arkadaşlar bir geri çekilme bu. Geri çekilmenin temelinde tabii ki dolar endeksindeki düşüş yatıyor. 92'den 91 seviyesine gelmesi yatıyor. Ancak şunu söyleyelim. Türkiye'deki dolar kuru sadece dolar endeksine bağlı değil. Bir yığın değişken var. Biraz önce de ayrıntılı bir şekilde zaten sizlerle paylaştım. Dolar bu seviyeye kadar geri çekilir. Sonrasında çok hızlı bir şekilde kendisini yukarıya atmaya devam eder. İlk gideceğimiz nokta 7.90-95 aralığı arkadaşlar. O seviyelerde biraz duracağız. Sonrasında da 8 liranın üzerine atacak kendisini ve geldiğimiz noktaya geri döneceğiz. Sonrasında çift taneler ve 14-16 seviyeleri Hedefimiz bunu özellikle belirtmiş olalım. Çünkü piyasadaki doların değeri o. Bu ekranda gördüğümüz değerde piyasaya öyle ya da böyle kavuşacak kim ne derse desin. Euro'da da, Sterlin'de de paralel yükselişleri göreceğiz. Ancak Euro'yu etkileyen parite önemli tabi burada. Euro-dolar paritesi 1.18 aşağıya doğru zorla tekrar yukarıya doğru attı kendisini. Şu anda 119 seviyesinde. 1.20'yi yukarıya doğru kırarsa tekrar 1.25 seviyelerini dener. 1.20'yi yukarıya doğru kıramazsa Tekrar 1.18'e dönerse arkadaşlar önce 1.15 sonra 1.08'e giden bir euro dolar paritesi görürüz. Böyle bir düşüş yaşanırsa da euro dolar kadar yükselmez. Türkiye'de ancak yine de Türk lirası karşısında değer kazanır. Türk lirası euroya karşı da değer kaybetmeye devam eder. Sadece dolar kadar olmaz bu. Onu söylemeye çalışıyorum. Tam tersi bir tablo olursa da yani 1.20 yukarıya doğru kırılır. 1.25'e gidilirse o zaman da euro dolara göre daha fazla değer kazanabilir. O nedenle de burada kritik bir noktadayız. Dikkatli olmakta fayda var. Faizler faiz beklentisiyle 16'nın üzerinde tahvil faizleri. Ancak arkadaşlar Merkez Bankası faizleri Ola ki arttırmazsa %20'nin üzerine hemen atar tahvil faizleri. Faizleri arttırırsa bu seviyelerde kalır ama bu kez de yeni faiz beklentileriyle Türkiye ekonomisi daha da köşeye sıkışır. Onu da özellikle belirtmiş olalım. Altın nonsu 1719 dolar seviyesinde yükselişin son beklemeleri. Bu seviye atlatıldığı an özellikle 1.9 trilyonluk paket kabul edildiği an itibarıyla biz ilk sıçramayı göreceğiz. Altının onsunda 1800 doların üzerine kendisini atacak. Sonrasında da gelişmelere bağlı olarak önce 1960 sonra 2300 ve sonrasında 2500 dolar hedeflerini konuşuyor olacağız gram altında bugün 417 lira seviyelerinde bu yükselişlere bağlı olarak yani hem dolardaki hem de altın olsundaki yükselişlere bağlı olarak çok hızlı bir şekilde kendisini önce 540 liraya, ardından 600-800 lira aralığına, ardından da 1000 lira kıyısına atacak. Hatta 1000 lirayı geçme ihtimalimiz de çok yüksek bu sene. Brent petrol arkadaşlar 68 dolarda, ham petrolde 64 dolar civarında, 64-65 dolar civarında geziyor tehlikeli bir seviye. Özellikle Amerika'da ham petrol stoklarının dolup taşıyor olması bence çok önemli bir işaret. Eğer ki o stoklar tükenmezse vadeler geldiğinde petrol fiyatlarının çakılması anlamına gelir. Şimdiden sizleri uyarmış olayım. Yani önümüzdeki dönem oldukça flu arkadaşlar. Her şey aydınlanmış değil. Pandemi de bitmiş değil. Özellikle İngiltere'deki mutasyonun çok daha öldürücü olduğu konuşuluyor. Bu öldürücülüğe karşı eğer ki aşılarla ilgili yeni bir adım atılmazsa bu da ciddi bir tehlike anlamına gelir. Bir taraftan ekonomik düzenle ile ilgili beklentilerin bozulması, bir taraftan salgının yaratacağı yeni ekonomik sıkıntılar toplamda yine dünya ekonomisinin bambaşka risklere götürecektir. Onu da söylemiş olalım. Elbette bunların hepsi ihtimal. Bu ihtimallerin bir kısmı gerçekleşebilir, bir kısmı gerçekleşmeyebilir. Ama şimdiden buna göre önleminizi almanız gerekiyor arkadaşlar. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Dün olduğu gibi bugün de keş kral olmaya, nakit kral olmaya devam edecek arkadaşlar. Evet bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın kalın, mutlu kalın dostlarım.